Çocukluk İstanbul, Kadıköy. Aslında Kadıköy doğumluyum. Ben sonra üniversite birinci sınıfta sanırım bir ya da iki atölye kurmak istediğimi aileye belirterek aslında belirtmedim. Direkt şey söylemiştim. Arkadaşlarım ev tutmuşlardı. Bir odasını ben atölye yapacağım dediğimi hatırlıyorum. O zaten evden çıkmanın bir ön adımıydı. Ondan sonra belli şartları kendim sağlayarak çıktım. Yaklaşık herhalde 6-7 sene oldu. Evden ayrı yaşıyorum. Liseden sonra güzel sanatlar tercih etmesi oldu. Nasıl? O da şöyle. Nasıl bir çocuk? Hep çiziyor muydu? Çünkü bir kısmını çizen bir kısmını benim ilgim buna var diye yönlendirdim. Şöyle sürekli resim defterim yanında falan yoktu. Normal hani ki o dönemleri bilirsiniz zaten ergenlik dönemi. Tabii. Hani herkesin işte belli yapmak zorunda olduğu, işte hazırlanmak zorunda olduğu okul, testler bilmem ne. Benim aslında kırılma noktam şurada oldu, onu iyi biliyorum. Ben voleybolcuydum, yani voleybol oynuyordum ortaokul, lise vesaire. İlk dershaneye de gidiyorum tabii, aile çünkü istiyor. Evet, liseden sonra da öyleydi. Ben ilk şeyi hatırlıyorum. Dershaneye gittiğim için antrenman saatlerim uyuştuğu için ailem beni voleybolu bıraktırmıştı bana, onu hatırlıyorum. Çünkü denk yani şey olmuyordu. Aynen o noktada ben bıraktım her şeyi. Yani normalde başarılı bir öğrenciydim falan, her şey bitti yani. Çünkü voleybol oynamıyorum, o zaman derste çalışmam gibi bir tepki oldu. Aynen öyle bir şey oldu. O noktada benim başladı aslında ders çalışmama isteğim. Çünkü lisede herkes böyle işte testlere hazırlanıyor falan. Ben hiçbir şey yapmadım yani, çok da istemedim. Aynen. Voleyboldan seni almasa sen belki şu anda... Voleybolcu belki olurdum, olabilir. Yoksa mühendis mi olurdu? O da olabilirdi. Çok çalışırdı. Mühendis olmazdım herhalde de. Yine şeyi şöyle karar verdim hatırlıyorum. Ben test çözmekten nefret ediyorum dedim kendi kendime. Böyle bir işte de ileride çalışmak istemiyorum. Sporu daha çok seviyorum, işte böyle aktiviteleri daha çok seviyorum. Ben neden güzel sanatlara giriyorum ya falan deyip öyle başladım. Sonra atölye maceraları, işte kursa gittik herkes gibi. Öyle bir dönem. Evet. Sonra nasıl üniversiteye girdik tabii. Üniversiteye girdim. Hı-hı. Evet. Hı-hı. Nasıl bir çevre kuracaktın senin? Yani tabii o zaman kaç küçük yaşta olduğumuz için çok iyi aklımda ders ya da ileriki planlar ya da hayatımla ilgili bir şeyler planlama gayesi yoktu açıkçası. Okula gidiyordum sadece yani. Üçüncü sınıfta belki Özgün Baskı'yla tanışmam, çünkü ana sanat dalım Özgün Baskı olmuştu. O noktada çok önemli. O zaman Özgün Baskı benim hayatıma girdi. İşte gravür ne demek, serigrafi ne demek, onları görmeye başladım. Dördüncü sınıfa doğru da artık bir şeyler yapmam gerektiğini farkındaydım. Bir baskı da artık benim için önemliydi. Tabii okulda belli teknikleri öğrenmek durumundasınız. Yani onları iyi yapmak ve onlarla ilgili kalıplar var okul hayatında. Onları öğrendim. Bu süreçte üniversiteden sonra, belki de yüksek lisanstan sonra başladı yani bu tarz çalışmalarımın olduğu. Sonra üniversite farkındalıkla devam etti, bitti. Bitti. Ondan sonra yüksek lisans başladı. Yüksek lisansa başladı. Peki, şu anda İmoga'dayız. İmoga'yla, Süleyman Hoca'yla nasıl? Şöyle, ben Süleyman Hoca'yla aslında lisedeyken de tanışıyordum. Ona resimlerimi göstermeye geliyordum. O bana, onun bana söylediği yorumları hala hatırlıyorum mesela. İşte beni bir atölyeye o yönlendirmişti zaten. Ama o süreçten sonra bir daha buraya gelmedim. Bir kere okul gezisinde geldim ama çok hani çekingen bir kişiliğim olduğunu hatırlıyorum. Çok böyle hani... Burayla ilgili kafamda tabii hiçbir şey yok. Sadece gezmek için geldik ve işte baskı bölümündeyiz, geziyoruz, Süleyman Hoca ile konuşuyoruz. Öyle birkaç kere geldim ama yüksek lisansta onun öğrencisi olduğumda ondan sonra artık durumlar biraz değişmeye başladı. Hani hem ben değişmeye başladım çünkü onun da hayatımda çok etkisi var. Belli yani ilk dersimizi hatırlıyorum hatta, ben böyle normalde zaten çok teknik ve çok böyle disiplinli bir şey baskı, bir sürü eskizler falan yapıyorsun falan filan. Ben ilk derse böyle bir sürü eskiz, işte kalıplar falan onunla gittiğimi hatırlıyorum. Yani defterde yüz değil de yani vardır böyle, eskileri de toplamışım. Ve Süleyman Hoca bana şunu söylediğini hatırlıyorum. Merve biraz rahat ol, hani sakin ol. Hocam kalıpları nereden alacağız, oraya gideyim mi falan filan böyle. Hani nasıl yapacağız falan diye. Biraz sakin sakin ve o beni bir teknikle tanıştırdı. Monopilin tekniği. Kendi tekniği, yani kendi de kullandığı bir teknik. Ondan sonra benim süreçlerim değişti. Yani başka şeyler yapmaya başladım. Tamamen okulda, lisansta yaptığım hiçbir alakası olmayan, daha rahat hareket edebildiğim, kendimi tanımak anlamında önemli bir süreç başladı.
Değişik bir dönemimdi, böyle bir yaz dönemi gerçi. Dedim ki bir şeyleri galiba unutmam gerekiyor. Yani çok tipik laf vardır yani, okula gidersiniz, eğitim alırsınız ama ondan sonra onların hepsini unutmak bazen işe yarayabilir. Yani her şeyi unutmak değil tabii ki burada. Bazı şeyleri yok olması sizin için iyi olabilir. Bu sizin özgürlüğünüz için önemlidir. Ben de defter aldığımı hatırlıyorum. Yani birçok kişi de, benim arkadaşlarım da bilir. Böyle bayağı resim defteri alıp çocuklarla çalışmalar ya da işte çocuklar gibi küçükken yaptığımız dağ, ev, işte ağaç, sonra evin işte yanından akan dere falan gibi böyle. Bayağı aslında geri dönmeye başladım. Bilgi içinde, fakat sen temele girdin. Evet, ne, evet neler yapabilirim? Çünkü bende ne var? Hani ben neye rahatsızım? Kendimi nasıl, kendimi keşfedelim? Yani keşfetme yaşım tam çünkü ben. İlk dönem işlerimde evet öyleydi. Çünkü o zaman kendimi anlamak için kendime bakıyordum. Yani dedim ya işte çocuk gibi çizmeye çalışıyorum. Ben neyden hoşlanırdım ya da bunları düşünmüyorum ama rahat çizdiğim için zaten bilinçaltımda onlar çıkıyordu. Ve çocuksu işlerin olması da bu şekildeydi. Ama şimdi biraz daha bu çocuksu dünyayı etrafımdaki gördüğüm ve görmek istemediğim şeyleri ya da beni rahatsız eden şeyleri de ekleyerek birleştirmeye çalışıyorum. Yani yine baktığın zaman çocuksu bir hayal dünyası var. Ama içinde çözümlediğinde ya çözümlemek istediğinde başka sorunları da görüyorsun. Yani hem kendi arasında iki kişinin ikili ilişkilerdeki sorunlar, bu hem kendi alt benliğindeki sorunlar, hem de dışarıdaki dünya da olabilir. Çünkü çok geniş konular bunlar yani. Hani o anlık değişen şeyler. Teker teker belki anlatılsa ya da bu işini anlatabilirsin desen ben evet. Ya da isimleri mesela günlük bile değişebiliyor benim için mesela. O da çok enteresan geliyordu bazı insanlara. Yani bu isim o gün için mesela gökyüzü şarkı söylüyordu olabilir. Ama ertesi gün ben ona baktığımda işte başka bir şey hissedebiliyorum. Çünkü anlık hareket edebiliyorsun. Yani o gün ne, nasıl anlatayım? O gün senin için, yani ona baktığında o gün ne duyuyorsun? Her gün aynı şeyi görmeyebilirsin yani. Onunla ilgili. Burada Süleyman Hoca'nın asistanlığını yapıyorum. Onun dışında müze sergileri, organizasyonları. Çünkü İmolga'nın çok geniş bir koleksiyonu var. Yaklaşık Türkiye'nin hemen hemen bütün sanatçıları burada zamanında ve şimdi de devam ediyor. Baskılarını burada yapıyorlar. Süleyman Hoca'nın kurduğu bir yer zaten. Ben o sergileri organize edebiliyorum. İşte rehberlik yapıyorum gelen okullara, işte kişilere, turistlere vesaire. Burayı tanıtıyorum. Burada satış oluyor, onunla da ilgileniyorum. Yani sanatçı eserlerinin satışı. Aynı zamanda Süleyman Hoca'nın eserlerinde, Süleyman Sami Tekcan'ın da. Bunlarla ilgileniyorum. Yani burası benim hayatımın odak noktası zaten. Çünkü her gün buradayım ve hani bir ev gibi benim için. Hani evim gibi. Burayı, buraya katkıda bulunmaya çalışıyorum yani elimden geldiğince. Biraz daha ilerisi. Gelecek evet, o zor bir soru. Var mı? Ben de mesela bu soruya hiç cevap veremem. Ya o bence zor bir soru. Hiç daha plan yapmadım çünkü yani hayatımda. Şunu bu sene bunu yapacağım ya da bu sene şunu yapacağım demedim ki, hiç de olmadı. Daha da güzel şeyler oldu. Yani benim hayal ettiğimden daha fazla güzel şeyler yaşadım. Bilmiyorum yani. Şu an çizmeye devam ediyorum. Önümde çok fazla zaten proje var. Hani hem sergi bazlı hem başka projeler. Belki ileride çocuk kitapları olabilir. Şimdi öyle bir projede çalışıyorum. Başka farklı konsepte ilerleyecek belki bu alanı daha tasarımsal bir alanda da devam ettirebilirim ileride. Çünkü biliyorsunuz ki hani yaşamamız gerekiyor ve onun için de sadece bir kanaldan beslenmek çok zor. Özellikle Türkiye'de. O yüzden ileride ne olur? Belki bir atölye olur. O olur zaten ama daha uç hayallerimin ucunda şu anda bir hayalim yok. Sadece huzur ve çok basit ama çizdikçe çünkü tatmin oluyorsun. Ben çizebilmek istiyorum yani. Hani kafam karışmasın ve o hırsa bulanmayayım. Yani o hırs dünyasının içine girmeyeyim. Girersem çünkü çok kendim gerilirim ve hiçbir şey üretemem. Bu sefer de özgünlük kaybolur. O yüzden ben böyle yaşamaya devam etmek istiyorum.